sayan ve Skype'da vazgeçilmezimiz, canımız ciğerimiz Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt. Başlayacağız konuşmaya. Şimdi önce biraz şu çarşı pazara bir gidelim. Niye gidelim biliyor musunuz? Bu yaz etkisi, baz etkisi, kaz etkisi falan derken hakikaten bu çok şey derler, enflasyon sanatı kazı bağırtmadan tüylerin yolmaktır diye, ama yani millet bağırmıyorsa hakikaten bağıracak mecali kalmadı kimsenin. Bir taraftan da böyle bir durum var yani. Hakikaten korkunç bir durum. Bu Mehmet Şimşek tabii diyor ki finansçı olarak dengeyi kurdum diyor. Kuruyoruz biz dengeyi falan diyor, ama iktisatçı olarak baktığında ya da halk olarak baktığında adaletsiz dağılımı görüyorsun. Hani halkının ezilmesini görüyorsun. Kamuda tasarruf yerine çıplak vatandaşa, çıplak vatandaş olduğu için olmayan kemerini sıktırmak, işte ne bileyim ben reel ekonomi politikalarının sınıfta kalması falan. Bir de son olarak tabii bu imalat sanayindeki üretimin üst üste azalmasıyla teknik anlamda resesyon tehlikesi. Bunlar bizim dengemizi bozuyor. Hani tımarhanede kaç kişisiniz diye soran yabancıya tımarhane sakininin verdiği cevap çok anlamlı, bizi boş ver asıl siz dışarıda kaç kişisiniz diye delirttiler. Bir pazara bakalım dışarıda kaç kişiyiz, bir izleyelim, ondan sonra konuşmaya başlayalım. Cebinde yalnızca 10 lira, tek istediği evde bekleyen torunlarına bir şey götürebilmek. Ama pazardan bir kalem ürün bile alamadı Ayfer Göktağ. Çoluğumuz var, çocuğumuz var, torunlarımıza bir şey alamıyoruz ya. Nereye gidecek bu böyle? Bak konuşayım, kafam ağrıyor ya. Ne yapacağız kızım, bize bir yol, bize bir yol göster. TÜİK'in enflasyon sepetinde ne olduğunu kimse bilmiyor. Gerçek şu ki en büyük banknot 200 lirayla pazardan sadece 1 kilo çilek alınabiliyor. Yine de TÜİK aylık gıda artışına %1,68 diyor. Ben onların sayesinde belki cennete giderim. Samimi olarak söylüyorum. Çünkü benim paramı çalıyorlar. O uydurma enflasyon kızım ya. Enflasyon %120 buldu. %71 küsür diyor enflasyon senelik. Nerede ya? Bizi aldatıyorlar. Evet, gerçekten Murat Muratoğlu, başlayalım mı? Yani aldatılıyoruz. Şiddetli geçimsizlik var aramızda. Başta TÜİK'le, ondan sonra var da pazarla. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan 13-14 ay kadar önce kadim Türk milletine sordular. Kadim Türk milletinin cevabı evet, Erdoğan ülkeyi yönetmeye devam etsin oldu. Erdoğan uyguladığı politikalar Mehmet Şimşek'e gelmeden önce, gelene kadar ülkeyi bu hale soktu. Yani Mehmet Şimşek son bir yıldır ülkenin ekonomisinin başında. Haliyle Mehmet Şimşek'in yapması gereken ülkenin ilk başta ödemeler dengesine sağlamak. Yani yurt dışına borçlarını ödeyebilmek ki yurt dışından para gelmeye devam etsin. Çok inanılmaz derecede bir dolar borcumuz. Merkez Bankası'nın 75 milyar dolara yakın bir bütçe açığı vardı. Onları kapamakla uğraştı. Şimdi Mehmet Şimşek'in insani duyguları maalesef yok. Çünkü o sayılar üzerinden çalışıyor. Ve senin, benim, çarşıdaki insanların acı çekmesinin onun için hiçbir anlamı yok. O matematik üzerinden kuruyor oyunu ve bu kurduğu oyuna göre de emeklilere minimum zam yapması gerekiyor. Asgari ücretlere hiç zam yapmaması gerekiyor. Ve kesinlikle insani olarak değil, bütçesel olarak, finans olarak düşünüyor. Finans olarak yaptıkları şu ana kadar doğru gözüküyor. Ama tabii bu işin bir de insani yönü var. Oraya hiç bakmıyor aklı olarak. Ama yaptığı hata çok büyük. Şudur yaptığı hata. Herhangi, yani yaptığı mı yoksa yapamadığı mı, tabii bu tartışılır. Çünkü mesela bir vergi paketi çıkardılar. 500 milyarlıktı. 500 milyar lira ekstra toplanacaktı. Bundan kırpıla kırpıla, süreç uzadıkça daha da kırpılacak. Ve çok çok az bir rakamlara, Türkiye'nin dişinin kavuna gitmeyecek yerlere kadar gidecek. Burada önemli olan zaten kurumlar vergisi kısmı. Diğer o biraz daha magazinsel hikayeleri atıyorum. Yok kuryeden alınacak falan filan. Onlardan zaten çok ciddi anlamda gelir beklenmiyordu. Ama bunlara niye mecbur kaldı? Tabii ki daha önceki hatalı yönetimden dolayı. Ve işin kötü tarafı, hatalı yönetim tekrar Erdoğan için konuşuyorum. Konuşmaya başladı. İşte tekrar faiz rotamıza geri dönünce sonbahar aylarında dedi. Türkiye sonbahar aylarında tekrar eski faiz rotasına, bu gerçek olmayan enflasyonlarla dönerse hiper enflasyon yaşaması Türkiye'nin kaçınılmaz. Bunun benzeri 2012 yılında Arjantin'de yaşandı. Yani daha önceki yaşanmışlıkları söylemek istiyorum. Yunanistan'da da yaşandı. 2012'de ne oldu Arjantin'de? Arjantin hükümeti yıllarca yalan enflasyon açıkladı. Ve açıkladığı yalan enflasyonlarla birlikte program üretmeye çalıştı. Program tabii bir yerde patladı.
patlayınca artık IMF bile dedi ki Arjantin enflasyonuna inanmıyoruz biz. IMF dünyada sahtekarlıkla suçladığı tek hükümet Arjantin hükümettir, resmi olarak suçladığı. O günden sonra zaten Arjantin bir daha dikiş tutturamadı. Hala bugün dünyanın en yüksek enflasyonlarından birine sahip. Ama son gelen yönetim Arjantin'i emin olun Türkiye'den çok daha hızlı toparlayacak. Yani Arjantin bizden kat ve kat kötü olduğu durumda Türkiye'den çok daha hızlı toparlanacağını hep birlikte göreceğiz. Çünkü ne yaptı? Yani önermiyorum ama maalesef gerçekler bu. 2 milyon memuru işten çıkardı ilk etapta. Bizde de mesela giderlere bakarsak Türkiye'de yaklaşık işte bu yıl EYT'den emekli olacak sayısı 4 milyonu geçecek. Ve toplam 6 milyon kişi EYT'den emekli olacak. Bunlar Mehmet Şimşek'in televizyonunda dediklerine göre 38 yaşından başlayıp emekli olanlar. He, kazanılmış hak mı? Ona ben karışmıyorum. Ben işin ekonomi tarafına bakıyorum. Ekonomik olarak bu insanların emekli olmaması gerekiyordu. Ve bu insanlar öyle 10 bin lira maaş falan almıyor. İşte ben her programda söylüyorum. Benim EYT'den emekli olup 44 bin lira maaş alan arkadaşım var. Ve bugünkü zamla beraber bu kızın maaşı 60 bin liralara falan çıkacak. Yani inanılmaz boyutlara çıkacak. Ve hakkı mı hakkı en yüksek dereceden ödemiş bütün primlerini hesaplamışlar. 44 bin lira çıkmış kız. Hayır almayacağım mı diyecek. Alacağım diyecek ama kız şu anda daha 44-45 yaşında. Ya almaması gerekir. Yani 45 yaşında bir insan emekli. Sen bunu çıkarmadan önce ki Erdoğan işte ben bunu başıma silah dayasalar çıkarmam tarzında söylerken haklıydı. Ama sonra haklıydı. Mehmet Şimşek doğruydu. Ne yaptı? Doğruydu. Doğruydu evet. Ama Mehmet Şimşek ne yaptı mesela? Kemal Kılıçdaroğlu'nu zorladı. İşte biz seçimi kazanmak için demek durum o hale geldi ki ülkedeki her şeyi satabilecek. Kendi menfaat için her şeyi yapabilecek hale geldi demek Erdoğan. Çünkü yanlış olduğunu bile bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorlamasıyla eğer sen EYT'yi çıkartıyorsan buna inanmadan demek her şeyi gözden çıkartabilirsin demektir. Yapmaman gerekiyordu. Kılıçdaroğlu zorladı. Seçimi kaybedecektim. Yapmak zorunda kaldım. Demek her şeyi yapabilirsin. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani bunun yani ülkenin menfaatlerini üste tutmayıp bunu çıkardıysan ve sonradan pişman olduysan bu gerçekten aslında acınası bir durum. Mehmet Şimşek'e gelirsek maalesef Türkiye'deki bütün ekonomik programını sanki enflasyon verileri doğruymuş gibi onun üzerine kurup götürüyor. Türkiye'nin en büyük sorununu enflasyon olarak görüyor. Doğru, Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon ama istatistik kurumunun açıkladığı rakamlar doğru değil. Bunun doğru olmadığını yani bilmiyorum doğru olarak pazardaki insanlar bile söylüyor. Bunlar %120. İnsanların gerçekten enflasyon hissetmeleri %100 civarında. Ve beklentileri de o yönde. Ama siz %1.64 gibi Haziran ayında bir rakam açıklıyorsunuz. Ve baz etkisiye düşen rakamları da üzerine koyuyorsunuz. Ve bunlar doğruymuş gibi de program yapıyorsunuz. Yani bu program sizi bir yıl götürebilir. Bir yıl, iki yıl götürebilir. Bunu Arjantin 6-6,5-7 yıl kadar uyguladı. 7 yıl sonra patladı. Yani şu anda Arjantin'de çok ekonominin çok kötü olması, insanların çok fakir olması... İşte bizim gittiğimiz yolun benzeri. Çünkü sen gerçek enflasyonu açıklamayınca insanlar gerçek maaş zamlarını alamıyorlar. Şimdi asgari ücret aslında çok çok önemli bir rakam değil diğer ülkeler için. Ama Türkiye için çok önemli bir rakam. Niye? Çünkü nüfusun %50'den fazlası asgari ücret ve etrafında rakamlarda maaş alıyor. Hayır, bir de mesela TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı yüzünden 4 milyon emekli, 10 bin lira maaş alan 4 milyon emekli evet. %0 zam alıyor. Ama sen eş zamanlı olarak kiraya açıyorsun önünü %25 sınırını kaldırıyorsun %65 zam yapabiliyor kiraya. Ne yapacak? Yani aslında, o emekli ne yapacak mesela evinin şeyi sahibi dedi ki %65 daha fazla ödeyeceksin bu aydan itibaren. Aslında o %25 koyması yanlıştı başta. Yani serbest ekonomi açısından bakarsak yani %65 zam yapma hakkını tanıyınca insanları 2 yıl ket vurunca %25'er insanlar otomatikman %65 zam yapacak. Aslında evet. Kimsenin %65 zam yapacağı yoktu. Evet. İlk etapta. Şimdi çünkü kiracı ile ev sahibi anlaşırlardı. Ya bu çok fazla evet fazla falan filan. Bir anda ya ama onların arasına da bir nifak tohumu sokunca %25-25. Şu anda ev kiraları inanılmaz boyutlara girecek ama göreceksiniz enflasyonu çok fazla yansımayacak. Neyin fiyat artsa ev fiyatlarına yansımıyor. Ama maalesef bunun sonucu olarak Türk halkının her geçen gün biraz daha fakirleşmesini göreceğiz.
Yani bugünler iyi günlerimiz derken yani mesela Ekim, Kasım, Aralık aylarında gelecek olan zamlarla beraber yani çünkü enflasyon düşmesi her zaman söylediğim gibi fiyatların gerilemesi değil. Fiyatların daha yavaş artması. Aslında fiyatlar daha yavaş artmıyor. Ama istatistik kurumu mesela bugün %1.64 enflasyonu açıkladı. Güzel kardeşim güzel enflasyonu açıklıyorsun. Sen hangi fiyatlarla açıklıyorsun diyorsun cevap vermiyor. Mahkeme kararı vardı o mahkeme kararı bizi bağlamaz dedi. Ve sepetin içindeki fiyatları açıklamıyor. Eski sepetteki fiyatları da kaybettik bilmiyoruz diyor. Eski sepetteki fiyatları kaybettiysen zaten enflasyonu açıklayamazsın. Yani sen doğruları söylemiyorsun. Şimdi eğer düzeltmek istiyorsan ekonomiyi bir kere sil baştan bütün istatistik kurumunun çalışanlarını kovacaksın. Sırf aslında bana kalsa sırf kovmam üzerlerine dava da açarım. Ama bunlar zaten birer emir eri. Yani hangi bürokrat gidip de kendi başına ya dur ben enflasyonu düşük açıklayayım der. Hiçbiri diyemez. Bunlar yukarıdan emir alıyorlar. Emir verene güveniyorlar. Haliyle yukarıda ona emir verebilecek kaç kişi vardır? Ona kaç kişi vardır ve hadi emir verse bile onun güvenebileceği, onun yapabileceği kaç kişi vardır? Yani çok fazla kişi yoktur. Haliyle üstüne üstlük yargıyı durdurabilecek kaç kişi vardır? Yani bunu düşünürsen onlar da emir kuru olarak düşünüyorsun. Yani sen Türk halkının eğer istatistiklere inanmasını ve enflasyona inanmasını buna göre fiyatlarla oynamasını istiyorsan bütün kurumun baştan aşağı değişmesi değişir. Lazım. Ha, şimdi, değişmesi lazım dediğim bu arada bu 8. başkanlık sisteminden 7 kere değişti. Şimdi sen doğruyu söylemiyorsun dediniz ya yani sen doğruyu söylemiyorsun ama her yalanınla da aslında asgari ücretliye emekliye borçlanıyorsun ya da onun cebinden aslında bir nevi almış oluyorsun. Diskin isterseniz bir ekrana getirelim, böyle getirelim. Disk Araştırma Merkezi'nin gerçek enflasyonla ilgili bir çalışması var. Bu arada tabii hepsi toplandılar. Siz hepiniz yalan söylüyorsunuz, yanlış söylüyorsunuz. Bu böyle olmaz. İnsanların kaderini belirliyorsunuz diye. Bakın ne diyor? TÜİK'in tüketici fiyat endeksine göre yıllık resmi enflasyon %71,60. Resmi gıda enflasyonu %68,08. Dar gelirlinin gıda enflasyonu %121. 2024'ün ilk 6 ayında fiyatlar %24,73 arttı. Resmi verilere göre 2003'ten bu yana ortalama fiyatlar 20 kat. Gıda fiyatları 30,4 kat arttı. TÜİK yargı kararına rağmen yine madde fiyat listesini açıklamadı. Disk tarafından açılan ve kesinleşen davanın gereğini derhal yerine getirmeli. Madde fiyat listesini açıklamalıdır. Hissedilen enflasyon oranlarını da açıklamalıdır diyor. Türker Bey siz ne diyorsunuz? Yani insanlar hakikaten her geçen gün göz göre göre fakirleşiyorlar. Ve fakat hiçbir şey yapamıyoruz yani bununla ilgili olarak. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir kere ekonominin yönetimi bir siyasi tercih işi. Yani kaynakları nasıl yaratacaksın? Bu kaynakları nerelere tahsis edeceksin? Vergileri kimden toplayacaksın? Yani bu iktidarın sicili ortada. Bu en son vergi paketi ve Erdoğan'ın vetolarına bakıyorum. Çok açık. Yani bu iktidar. Canım katılıyorum da gri listeden çıktığımız gün biz bu arada kara listeye de girdik çıktık. Yani biz girip çıkıyoruz listelere. Kara listeye hiç girmedik canım. Girmedim. Kara listede Myanmar, Kuzey Kore, İran. Bir kere girmedik mi? Ben yanlış biliyorum demek. Şeyde tekrar gri listeye girmiştik. Ha, gri listeye girdik. 2011 yılında. 2011-2014. Evet 2014'te çıktık. Ama tam gri listeden çıktığımız gün başka bir rapor açıklandı. Yine uluslararası bir rapor. Kimse çok ciddiye almadı. Bizde haber bile olmadı. Ben de yurt dışı gazetelerde gördüm. Sonra bir de CHP bülteninde gördüm gördüğüm kadarıyla. Uluslararası Rüşvete Karşı Çalışma diye bir organizasyon var. Biz 98 yılında buna kabul ettik bu organizasyonun. 27 tane kuralı var. Nasıl 40 tane gri listenin kuralı var, bunda 27 kuralı var. 1998 yılında kabul ettik, 2024 yılına geldik. Bugüne kadar daha 3 tanesini yerine getirdik. 27 kuralını, 24 tane kuralı yerine getiremedik. Ve Türkiye dünyanın en çok rüşvet yiyen ülkeler arasında ilk 10 sırasında. Yani Türkiye'de rüşvetsiz iş yapmak imkansız diye raporda yazıyor rüşvet yiyen ülkeler arasında. Şimdi rüşvet yiyen, şimdi gri liste bizim için sıcak para için önemli. Niye? Çünkü insanlar parasının rengini kirletmek istemez. Sokar 6 ay faizini alır gider. Ama rüşvet yiyen ülke statüsü senin doğrudan yatırımını etkiler. Kimse gelip Türkiye'ye fabrika kurmaz. Çünkü rüşvetsiz kuramadığını görür. Bilir. Raporda yazıyor. Ya işte bunun örneklerini veriyorum daha önce. İşte daha önce burada da verdim. Mercedes 3M. Amerikalı 3M şirketi yaklaşık 80 ülkede çalışıyor. 54 milyar dolar piyasa değerinde. 95 bin kişi falan çalışıyor. Çok büyük. Amerika kendilerini ispiyon ettiler. Dediler ki biz Türkiye'de rüşvet verdik dediler.
Amerika'ya gittiler çünkü eğer sen itirafçı olursan daha az ceza diyorsun. Nasıl verdiniz dediler. Türkiye'de rüşvetsiz iş yapamıyorduk. SGK'da çalışanlara rüşvet vermek zorunda kaldık. Buyurun bu da bizim cezamız. Cezamızı ödüyoruz Türkiye'de rüşvet verdiğince. Amerikan mahkemelerinde kime verdiniz dediler. İsmi, cismi hepsi raporlarda belli. Türkiye'de tek bir savcı adamların rüşvet verdiği adamı hakkında şey yapmadı, dava açmadı. Ya biz rüşvet, ben diyorum ki mesela ben Türker Bey'e rüşvet verdim diyorum. Ha öyle mi? O zaman cezanı öde diyorsun. Türker Bey'e sen rüşvet aldın mı diye sormuyorsun bile. Yani Türkiye'de rüşvetsiz iş yapılmıyor. İşte ekonomi düzelmez diyor ya Türker abi. Doğru söylüyor. Yani sen rüşvet yapan bir ülkede eğer yolsuzluk artmışsa yolsuzluk da artar. Yolsuzluk artmışsa yoksulluk da artar. Şey tekerleme gibi olduğu için bir anda şey yaptım. Bizdeki yoksulluk her geçen gün artacak çünkü yolsuzluk bitmiyor. Politikalarına geri dönüş sinyalleri olacak. 20 Ağustos'ta Merkez Bankası'nın toplantısı var ama o kadar erken başaramaz. Yapmazlar mı? Yok, faizi düşüremezler. Yani tabii isterler ama onu Ekim'den önce yapmaları çok kolay değil. Yani bizi ne bekliyor? Bu anlamda ne bekliyor? Bu çünkü... işin açıkçası Türkiye'deki insanlar umurunda değil. Yani şöyle ki şu anda herkes para kaybediyor. Yani şu anda çok ciddi anlamda para kazanan yok. Niye yok? Ancak doları olanlar... dolarlarını bozduruyorlar ki buna portföy yatırımı deniyor. Aslında carry trade de demiyor. Ya da bankadan kredi alıyorlar dolarla. Onları bozduruyorlar. Çünkü Mehmet Şimşek her ne kadar itiraf etmese de ilk başlarda kendi söylüyordu. Sonradan ben öyle bir şey demedim diye reddetti. Dolar kurunu arttırmayacaklar. Bu bir strateji olarak. Sen dolara bu şekilde Türk lirası faizi kadar faiz alabiliyorsun. Çünkü dolar sabit durduğu sürece sen Türk lirasını paranı Türk lirasına çevirirsen oradaki aldığın faizi atıyorum %4 aylık daha yüksek faiz alabiliyorsun. Ama dolar hiçbir zaman %4 artmayacak. Çünkü stratejileri bu yönde. Haliyle bu yönde gitmeye devam edecekler. Faizleri ufak ufak düşürmeye çalışacaklar sonbahardan itibaren. Ama mesela yurt içinde biz şöyle düşünüyoruz. Ya ben %50 faiz alıyorum ama gerçek enflasyon %70 aslında benim param eriyor. Doğru, eriyor. Dolarda durursam benim param eriyor. Doğru, eriyor. Ama herkesin parası eriyecek, herkes aynı anda fakirleşecek. Yani burada kim kazanacak? Enflasyondan etkilenmeyen, yani bu ülkeden olmayan bir kişi kazanacak. Bunlar da kim? Yabancılar. Yani yabancılara paraları karşılığında çok ciddi ikinci bir kur korumalı mevduat yarattık. Onlara carry trade'le çok ciddi anlamda para transferi yapıyoruz. Bu para transferini biz onlardan gelen parayı yatırım olarak kullanmıyoruz. Borçları ödemek, günü çevirme, finansal hizmetleri sağlama olarak kullandığımız için Türkiye'ye bir faydası yok bu paranın. Sadece olan kötü durumu tabloyu güzelleştirmek için kullanıyoruz. Bunun için de çok çok büyük bedeller ödüyoruz maalesef. Yani hocamın söylediği gibi İngiltere'de mesela normalde devlet %7-8 ile borçlanıyor ama şirketler %12-13 ile borçlanıyor. Hiçbir şirket dolar bazında %12-13 kazanamıyor şu anda. Ve bu şirketlerin üzerine vergi koymaya başladılar. İşte kurumlar vergisi çok ciddi anlamda artacak. Ve bu şirketlerde çalışanlara Ar-Ge'ye bile neredeyse ekstra vergi koymaya başladılar. Ben size başladılar. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Yani öğrenmek için sormak istiyorum. Merak ediyorum bu konu. Şimdi Türkiye IMF programı uygulamıyor yani. Yazılı bir anlaşması yok. Yazılı olarak uygulamıyor. Yazılı olarak bir anlaşma imzalasa, hı hı, şu politikalardan farkı daha ucuz para bulma dışında bir şey olabilir mi? Olabilir. Şöyle olabilir. Nasıl olabilir? IMF'nin derdi, IMF'nin yıllardır yaptığı hikaye, yurt dışından sana para gelmesini sağlar. Ama tamam, bunun karşılığında o paranın faiziyle beraber geri ödenmesini sağlar. Bunu sağlamak için de bütün yönetime, bütün yatırımlara karışır. Sen bu yatırımları asla yapamazsın. Sarayın harcaması 5.4 milyar lira mesela şeyde, bütün bütçedeki harcaması 5.4 milyar lira bütün yıllık, 4.2 milyar lirasını ilk 5 ayda harcamış. Bu ne demek? Haziran ayında bütçeyi bitirecek, ek bütçe alacak demek. IMF gelse sen ek bütçe falan alamazsın der. Sen bunu şeyde ekstra bir uçak da alamazsın der. Sen... Ama işte o daha disiplinli bir program. Onu da bu hükümet kabul etmez. Hayır hayır, ben Türkiye'nin çıkarları açısından baktığımda şunu görüyorum. Tabii ki IMF programı vesaire talepkârı aslında değil. Aslında evet, yok ama, ben talepkârıyım. Keşke yani olsa. Şöyle, yani çünkü bu ülke 2001'de tabii krize girdikten sonra... IMF olursa bunu yapamazlar, soygun yapamazlar, vurgun yapamazlar.
Ve bir de Murat'ın dediğine katılıyorum. Ağustos ayında faizi düşüremezler. Murat ekonomist olduğu için, ben ekonomist olmadığımdan dolayı kredi triş diyor. Bunun şu anlamı, düşük faizde para topluyor tefeciler. Tefeciler Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle Türkiye'ye getirip bunu, dolarlarını bozdurup o faiz paraları satıyorlar. 6 ay deneme yapacaklar. Eğer 6 ay içerisinde hükümet programını değiştirirse bu paraları alıp gidecekler. Merkez Bankası tekrar tarihi eksi rezerve düşecek. Ne yapmaları gerekiyor? Bu 6 ay içerisinde faizi düşürmemeleri gerekiyor ki bu para bir yıl burada devam etsin. Yani tefeciler bu ülkeyi soymaya devam etsin diye faizi düşüremezler, düşürmeyecekler. Mehmet Şimşek tefecilerin Türkiye'deki teminatıdır. Yani Eylül'de faiz indirimi yükleniyor diyemeyiz şu anda, öyle mi? Eylül'de, Ekim gibi. Ben bekliyorum. Ekim yani, gibi faiz indirimi bekliyorsunuz. Tabii. Ekim ayı gibi bekliyorum ama burada mesela ekonomiyi etkileyecek, ekonomik olmayan çok ciddi sorunlar var. Mesela küresel ısınma, Türkiye'nin karbon ayak izi falan deniyor da. Dünyada çok ciddi anlamda mesela İstanbul'da sıcaklık artıyor. Siz İstanbul'u düşünmeyin. Siz Afrika'yı, Kuzey Irak'ı düşünün. Kuzey Irak ve Afrika çöle dönmüş durumda. Özellikle Sahra üstü Afrika. Aynı şekilde Pakistan ve Afganistan. Bu insanlar yaşamak için Avrupa'ya gidemiyorlar. Çünkü Avrupa sınırı öyle bir kapamış ki. Bunların çoğu Türkiye'ye gelmeye başlayacak. Yani o göç inanılmaz şekilde artacak. Şu anda biz göçmen sayısını resmi olarak bilemiyoruz. Yani 1 milyon 100 bin kişi var İstanbul'da diyor İçişleri Bakanlığı. İstanbul'u yöneten 2,5 milyon var kişi diyor. Çünkü su tüketimini görüyorum diyor, bilmem nesini görüyorum yani, diyor. Yani biz şu anda hangisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani hangisine güveneceğimizi bilmiyoruz. Aynı şekilde istatistik kurumunu bilmiyoruz. Aynı şekilde kaç kişi asgari ücret alıyor onu bilmiyoruz. Yani körebe oynuyoruz. Yani şu, ben verilerle normalde çalışan bir insanım. Veriler olmadan bir ekonomiyi nasıl yönetebilirim? Yani nasıl yorumlayabilirim? Yapamam. Haliyle Türkiye'de şu anda sanayi envanteri yok. Tarım envanteri yoktu. Avrupa Birliği. Ya arkadaş, ne üretiyorsunuz diye bize para verdi ki çiftçiler tek tek bütün ürettiklerini bilgisayar sistemine girsinler diye. Daha geçen sene başladı tarım envanteri çalışmaları. Bunun en az bir 5 yılı var oturması için. Ve biz mesela yangınlar çıkıyor. Bugün 4 tane yangın çıktı. Türkiye'nin 4 tane yangın söndürme uçağı vardı. Biri düştü Bafa Gölü'ne. 3 tane yangın söndürme uçağı var. 20 tane de hibrit yangın söndürme uçağı var. Koskoca Türkiye'de 23 yangın söndürme uçağı var. Yenisini satın alamıyoruz tasarruf tedbiri yüzünden. Tasarruf tedbiri orada satın yapılmaz. Satın alsak da talimatla, ancak talimat gelmesi lazım ki kullanılsın biliyorsunuz. Yani geçen sarayın yangın söndürme uçağından daha fazla uçağı var. Öyle söyleyeyim size. Yani saray o uçaklardan birini satıp yangın söndürme uçağı almaya yanaşmıyor. Böyle bir ülkede ve o yanan her ormanında çok ciddi anlamda maddi kayıp olarak ekonomi açısından bakarsak, olduğunu görürsek ve gelecek sığınmacılarla beraber Türkiye'ye, hocam doğru, Türkiye ekonomisinin toparlanmasına imkan yok. İmkan yok. Yani ne yaparsanız yapın çok sistemik değişiklik. Evet, mesela evet, Mehmet Şimşek geleli evet, bir yıl oldu. Bir yıl içinde bana bir tane çok ciddi anlamda yapılmış reform söyleyin. Yok. Yani vergi reform mu şu anda yapılan? Hayır. Bunlar bir düzenleme. Reform 4-5 tane maddeden oluşur. Kanatları ayrılır. Her bir başlıklardan oluşur. Bunlar düzenleme. İşte %2 onu arttırıyorum. %5 onu arttırıyorum. İşte yurt dışı harçlığını arttırıyorum. Bunlar düzenleme. Reform falan değil. Vergide reform olmalı. Adalette reform olmalı. Eğitimde reform olmalı. Yani bunların hepsiyle baştan yapmamız gerekiyor. Ama bizim derdimiz anayasa. Arkadaş, anayasa zaten eski anayasa değil ki. Hangi darbe anayasası mı kaldı? Her bir kanun belki 25'er kere değişti. %80'i değişti. Yani %80'i değişti. Daha neyin derdindeler? Yani ekonomi şu anda yurt dışından para bulma ve tabloyu iyi gösterme üzerine. Yani insanlar dediğiniz gibi, yani ama diğer taraftan da şöyle bir güzelliği var. Bu halk başka türlü bunu anlamayacaktı. Fakirleşerek herkes anlar bunu. En azından bu. Çünkü bir yıl önce insanlara sordular. Evet, bu seçim, ben bu hükümeti istiyorum dedi. Onları attı. Evet. Madem öyle, yani çocuklara nasıl bazı şeyleri öğretirsin? Bu halk da bunu böyle öğrenecek. Yaşayarak. Peki gelelim sığınmacı meselesine. Madem hani Murat Muratoğlu bir girizgah yapmış oldu. Kayseri'de korkunç bir olay yaşandı. Bir Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etti. Ondan sonra da gözaltı aldı. Ya çok pardon. Evet. Taciz, niye taciz denmeye başladı? Tecavüz değil miydi o?
Yani ben ciddi bilmediğim için soruyorum. İşte ekranda o şekilde söyleyemiyorum. İnsanların dilleri varmadığı için veya mutlaka belki sınırlama vardır. Yok, ekranda söyleyemiyorsunuz. O şekilde söyleyemiyorsunuz. Yani, sizin için söylediğiniz gibi olay. Yani çünkü hep taciz, yıllardır taciz diyorlar. Evet, eser tecavüz deniyordu. Şu anda niye denmiyor taciz deniyor? İşte bizde bilmem neye bilmem ne denilemiyor diye şeyin hatırlıyor musunuz? Avrupa Bankası IMF görüşmeleri Mehmet Şimşek başkanlığında yapıldı. Sonra 4-5 Ekim tarihlerinde Marrakeş'te tekrar Mehmet Şimşek'te görüştüler ve bize bir 17 milyar dolar kredi açacaklardı bu yıl için. Toplam 3 yılda 30 milyar dolara yakın para vereceklerdi. Bunların karşılığında Türkiye'ye gelecek bütün sığınmacılara iş güvenliği sağlayacaklar. Türkiye'de kalma hakkı sağlayacaklar ve Türkiye bunu imzaladı. Yani Türkiye bunun karşılığında her daim para aldı. Ve bu paraların ne yaptığı hiçbir zaman belirlenemedi. Bilmiyorum. Yani bir 3 milyar euro kadar aldı, sonra bir 3 milyar euro daha aldı. Arkasından şimdi 1 milyar euro daha aldı. 2026 yılına kadar ekstradan 1 milyar euro daha aldı. Ve işte giden göçmenleri hatta sığınmacıları yakalayıp geri getiriyorlar. Ve sayı maalesef tam olarak bilinmiyor. İşte 4-4,5 milyon deniyor. Ümit abin dedi, Ümit Özdağ'ın dediği 13-15 milyon kişi arası. Bizim sokakta gördüğümüzde 10 milyon küsur civarı kuvvetli muhtemelen. Yani İmamoğlu'nda 2,5 milyon kişi var diyorsa. Yani bu insanları göndermek, %75'ini göndermek çok kolay olmayacak. Ve bu insanlarla beraber maalesef dünyanın hiçbir ekonomisi bu kadar ciddi anlamda sığınmacı, mülteci, göçmen artık ne derseniz deyin dayanamaz. Ve Türkiye ekonomisi de dayanamıyor. Şöyle iki örnek vereyim. Bir Trump mesela Afganistan'dan çıkarken Afganistan'ın Amerika'ya toplam maliyetinin, Afganistan gibi bir ülkenin toplam maliyetinin 4 trilyon dolar olduğunu söylemişti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ki Kuzey Irak'ta çok ciddi anlamda bir maliyetti. Ben bu maliyetleri keseceğim. Eğer bu maliyetler olmasaydı bugün her Amerikan vatandaşı ortalama 7500 dolar daha zengin olacaktı diye bundan önceki seçimde açıklama yapmıştı. Yani Berat Albayrak'ın yaptığı açıklama da ortada. Orada attığımız her kurşun para diyordu. Orada attığımız bizim her kurşun para değil. Biz onlara bir de kurşun veriyoruz ve o kurşunlar da para. Ve Türkiye ekonomisi maalesef bunu kaldıracak durumda değil. Ve hele sınır ötesi operasyonları kaldırmasına imkan yok. Ve şu anda elimizde neredeyse uçabilecek F-16 sayısı o kadar sınırlıyken şu anda yeni F-16'lara ihtiyaç duyuyoruz. Yani F-16 blok 70 dediğiniz uçaklar belki gelişmiş uçaklar ama 3,5. Nesil uçaklar ve biz bunlardan çok ciddi anlamda satın alma ihtiyacı duyuyoruz. Yani insanlar 4. 5. nesil uçaklara geçerken biz hala 3,5. Nesil uçakları kullanmak zorunda kalıyoruz. Niye? Bize daha iyi uçakları satmadıkları için. Bizim İHA'larımız, SİHA'larımız var. Biz bunları kullanıyoruz ama bunları bir türlü göçmenlerde kullanamıyoruz dikkat ederseniz. Ve bu kadar çok ciddi anlamda masraf olan bir insan mesela biraz tarih okuyanlar elbet bilir. Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldıktan sonra Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak sadece 4 milyon Cermen göçmeniyle beraber Batı çöktü. Roma İmparatorluğu çöktü. Paramparça oldu. Kavimler göçü işte. Kavimler göçü oldu. Ya şeyde ve Roma İmparatorluğu'nun Batı Roma çöken Batı Roma İmparatorluğu'nun ortalaması 30 milyon kişiydi. Yani %10 göçmenle Batı Roma İmparatorluğu çöktü. Biz şu anda 80 milyon ya da 86 milyon nüfusuz, %10 göçmen desek 8.6 milyon. Bizde 10 milyon göçmenden konuşuluyor. Yani Türkiye'nin aslında ekonomiden daha büyük sorunu bu sığınmacı göçmenlerdir. Yani hiç bunun lamı cimi yok. Türkiye parçalanır. Yani siz PKK ile başa çıkamıyoruz. 40 yıldır uğraşıyoruz. Başa çıkamıyoruz demeyeyim. Uğraşıyoruz deyip siz kendi içinizdeki bu kadar göçmenle hele bu ÖSO ile falan bir yani gidip de Suriye ile buluşursak Esad o ÖSO'yu orada tutmaz. Haliyle onları da biz Türkiye Afganistan'da nasıl Amerika çekildiğinde bütün Afganlar Türkiye'ye geldi Amerika ile anlaşma üzerine. ÖSO da Türkiye'ye gelecek ve bu ÖSO silahlı olarak cihatçı olarak gelecek. Biz bunlarla yani başa çıkmak maddi açıdan bırakın normal bir ülkeyi dahi parçalayabilecek bir durumda. Bugün Avrupa'da niye sağ taraf kazanıyor? Sırf bu göçmen politikaları yüzünden. Bakın İngiltere'de de sağ çok güçleniyor. Yani Fransa'da sağ zaten neredeyse seçimi kazandı. Tekrar bir umut yapıyorlar. Bütün Avrupa ülkelerinde, Avusturya'da, Hollanda'da sağ yükseliyor. Sırf göçmen politikası yüzünden. Ülkeler
buna karşı çıkma yüzünden. Türkiye'de de yavaş yavaş huzursuzluk artıyor. Bir huzursuzluk arttığı bir ülkede yatırım olmaz. İnsanlar paralarını kaçırır. B planı yapmaya başlar iş adamları dahil. Üretim öyle çok çok kolay olmaz. O yüzden yani Türker Hocam'ın ilk aslında söylediği noktayı çok da deşmeye gerek yok. Türkiye ekonomisi yani sadece ekonomiden ibaret değil, paradan ibaret olsa keşke Merkez Bankası faiz arttırıp indirince ekonomi düzelse dünyada bozuk ekonomi kalmazdı o zaman. Tabii. Yani maalesef bizim o kadar büyük sorunlarımız var ki ekonomiyi düzeltene kadar yani siyasi sorunlarımız, hukuki sorunlarımız, demokratik sorunlarımız, eğitim sorunlarımız var. Bir de üzerine üstlük bir de 10 milyona yakın sığınmacı. Peki Cemal Engin şunu soracağım. Şimdi Erdoğan Kayseri'de son derece iğrenç, rezil bir taciz vakası üzerinden aynı kaos planı tezgahlandı dedi. Bunu bir kaos planına benzetti. Bu oyunun ikinci perdesi ise Suriye'nin kuzeyinde bulunan Türk çıkarlarına ve varlığına yönelik sahnelendi diyor. Şimdi bunun figüranlarını falan çok iyi biliyoruz diyor. Ama bayrağımıza uzanan müreffes ellerin kırması bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Vakasyonları bekleyin. Seferberlik savaş hali filan yeri de çıktı. Yeni biliyorsunuz çıktı. Tüzükten yönetmeliğe geçti. Evet. Halbuki savaş hali meclis karar verebilir. Orada başkanlar verdiler. Yani evet, böyle bir provokasyonu da bekleyebiliriz. Bu konuda tetikte olmak ki lazım. Geçtiğimiz aylarda o yetki değil mi? Bir gecede. Evet. Verildi seferberlik ilanı. Ve eskiden tüzüktü bir şekilde bunun yargısal denetimi söz konusuydu. Onu yönetmelik haline geldiler. Bir, hatta o öyle maddeler var ki diyor ki işte şey ekonomik Cumhurbaşkanı'nın direktifine göre yani Cumhurbaşkanı'na görev verecek. O da diyor ki Cumhurbaşkanı'nın direktifine göre işlem yapacak diyor. Bakın çok tehlikeli bir süreçteyiz. Bu acı reçete Türkiye'ye... 2002'de de yalnız bir değişiklik yapmışlar o kanunu. Ben incelemiştim o zaman. Evet, yani o da ona fırsat verdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Provokasyon oldu. Erdoğan savaş hali ilan etti. Sıkı yönetim geldi. Ne olmaz? Seçim olmaz. Seçim olmaz. İşte. Aa bir dakika. Bir daha söyler misiniz bunu? Ben bunu öyle söyleyeyim. Yani provokasyonu onu oraya gelmeye çalışıyordum zaten. Tamam peki. Evet. Oraya gelmeye çalışıyordum. Yani belli ki bu reçeteyi Türkiye'ye içirmeleri çok zor. Ekonomi düzelmeyecek. Fakirlik artacak. Bu sığınmacılar Türkiye'nin yumuşak karnı. Biliyorsunuz provokasyon her yerden gelebilir. Çok rahat. Yani Türkiye'de bir şekilde seçimlerin önünü kapatabilmek, bu tür eleştirileri engelleyebilmek için böyle bir şey olabilir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi liderliği de tetikte olmalı. Oluşu var Venezuela. Evet. Evet. Maduro. Evet. Wow.